Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce arka planımı yeniledim gördüğünüz üzere. Umarım beğenmişsinizdir arka planımla alakalı yorumlarınızı. Aşağıda mutlaka bekliyorum. Bugün Adana'ya seyahat ediyorum. Hatta Adana'daki takipçilerimle de bir buluşma düzenlemeyi düşünüyorum. Buluşma yerini vesaire de Instagram'ımda paylaşıyor olacağım. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve hazır Adana'ya seyahat ediyorken de böyle bir video yapmak istedim. Seyahat hakkında yurt içi, yurt dışı için küçük küçük ipuçları vereceğim. Belki bunları birçok seyahat edenler biliyordur ama eminim ki hayatında ilk kez yurt dışı çıkacak bir sürü kişi vardır bu sene. O yüzden de bu videonun yardımcı olacağını düşünüyorum size. Lafı hiç uzatmıyorum. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Bu video hem kendi deneyimlerimden yola çıkarak buldum hem de internet üzerinden buldum ipuçlarından oluşuyor olacak. O yüzden şimdiden küçük bir dipnot vermek istiyorum ve ilk çözümümüzle başlıyoruz. İlk çözümümüz özellikle küçük boy bavulla seyahat edip ama yanına yine de bir sürü eşya almak isteyenlerin işine yarayacak. Çünkü bu çözümde size kıyafetlerinizi katlayarak bavulunuzun içine koymak yerine kıyafetlerinizi rolo şeklinde yapmanızı önereceğim. Eğer bavulunuzun içine kıyafetlerinizi bu şekilde koyarsanız daha çok yere sahip olmuş olacaksınız ve istediğiniz kadar eşya yanınıza alabileceksiniz. İkinci önereceğim şey ise düzleştiriciyi bayağı kullananların işine yarayacak. Çünkü bu çözümde size düzleştiricinizi sıcakken bile nasıl bavulunuzun içine koyacağınızı göstereceğim. Bunun için ihtiyacınız olan tek bir şey var, o da mutfak eldiveni. Bu mutfak eldiveninin içine düzleştiricinizi sıcakken bile koyabilirsiniz ve böylece düzleştiricinizi sıcakken bile bavulunuzun içine koyabiliyor oluyorsunuz. İkinci öneride ise biliyorsunuz ki ayakkabılarımızı torbaların içine koyduğumuzda fazlasıyla yer kaplıyor. Ama ayrı ayrı koyduğumuzda asla o kadar yer kaplamıyor olacak. Özellikle botlar için geçerli bu. Bu yüzden size ayakkabılarınızın altına bir bone geçirmenizi önereceğim. Böylece hem daha az yer kaplıyor olacak hem de kıyafetleriniz ayakkabılarınızla kirlenmemiş olacak. Bazı insanlar ayakkabılarını torbaya koymadan bavulların içine koyuyorlar. Bu çözüm özellikle onların çok işine yarayacak. Dördüncü önerim ise yanında takı tuka vesaire taşıyanlar için olacak. Size ilaç kutusu almanızı önereceğim. Ben de olmadığından dolayı şöyle fotoğrafını koyuyorum eğer bulabilirsem. O tarzda kutulardan alın ve tokalarınızı, takılarınızı o kutunun içine koyun. Böylece hem kutunun içinden kaybolmamış olacaklar hem de düzenli bir şekilde takılarınızı onun içinden alabileceksiniz. Ayrıca yok ben hap kutularıyla vesaire uğraşamam diyorsanız bu tarzda küçük kutular alabilirsiniz. Bunlar özellikle seyahate gidecekler için yapılmış kutular. Ben mesela bunun içine bronzerimi koymuştum ama siz bunun içine küçük künyelerinizi veya küpelerinizi vesaire koyabilirsiniz. Hatta bunların daha büyükleri de var. Hepsinin bir arada olmasını istiyorsanız bir bakın derim. Beşinci önerim ise ilk defa yurt dışına çıkanların bayağı işine yarayacak bir çözüm. Çünkü belki biliyorsunuzdur ama yurt dışında su çok pahalı bir şey ve onlar normal su içmiyorlar. Aslında hep maden suyu tarzında sular içiyorlar içtiklerinde. Ya da bizim içtiğimiz tarzda bir su içmek istiyorlarsa musluktan içiyorlar. Ve su fiyatları da şu anki euronun durumunu düşünürsek bayağı bir pahalıya patlıyor bize. Bunun için size şunu önereceğim. İstanbul'dan ya da bulunduğunuz yerden 1 litrelik bir su şişesi alın ve çantanızın içine koyun. Daha sonra havaalanına gittiğinizde o su şişesini bitirin ya da içindeki suyu boşaltın. Daha sonra boş bir şişeyle içeriye girin. Ve yurt dışına çıktığınızda da her halükarda musluktan su içmek zorunda kalacağınız için yurt dışındaki herhangi bir musluktan suyunuzu doldurabilirsiniz. Böylece yaklaşık bir hafta kalacağınızı düşünürsek 10-20 eurodan kendinizi kurtarmış olacaksınız. Altıncı önerim ise çoraplarını fazlasıyla kaybedenlerin işine yarayacak. Çünkü bu öneride size çoraplarınızı boş ayakkabılarınızın içine koymayı önereceğim. Böylece hiçbir çorabınızı kaybetmiyor olacaksınız. Ve ayrıca çoraplar için farklı bir yer ayırmak zorunda kalmayacaksınız bavulunuzda. Yedinci olarak ise yine yurt dışına çıkacaklar ya da interneti bulunmayanlar için önereceğim bir şey olacak. Arkadaşlar kesinlikle Google Map isimli uygulamayı telefonunuza indirin ve gideceğiniz yerin haritasını çevrim dışı olarak kaydedin. Gerçekten benim özellikle son yurt dışı çıkışımda bayağı bir işime yaradı. Mesela internetim varken gideceğim yerleri Google Map üzerinde işaretledim. Sokağa çıktığımda Google Map sayesinde gideceğim yeri rahatlıkla bulabildim. Çünkü her yerde Wi-Fi bulamadığınız durumlar oluşabiliyor. Hatta çoğunlukla Wi-Fi bulamıyorsunuz sokakta yürürken. O yüzden bunu mutlaka yapın. Sekizinci önerim ise özellikle şampuanlarınızı, sıvı olan her şeyinizi plastik ve çıt çıtlı torbalara koyun. Benim özellikle birçok kere kremlerimin vesaire patlama olayı oldu ve kıyafetlerim mahvoldu. O yüzden mutlaka çıt çıtlı bulamıyorsanız bile buzdolabı poşetinin içine vesaire bu sıvı eşyalarınızı koyun. Gerçekten çok işe yarıyorlar. Dokuzuncu önerim ise özellikle sadece el bagajıyla seyahat edenler için. Biliyorsunuz ki uçakların 100 mililitre sınırı vardır. Yani 100 mililitreden fazla sıvı alamazsınız uçağın içine. O yüzden seyahate çıkmadan önce şöyle küçük küçük şampuanlardan seyahat boyunca
boy şampuanlarından vesaire alın. Hatta çoğu ürünün kozmetikte olmak üzere seyahat boyları var. Mutlaka onlardan alın. Onlardan alamıyorsanız bile yine seyahat boy böyle kutular alın. Ben mesela bunu bir sene önce almıştım ve içine bronzerımı koymuştum ama siz bunun içine şampuanınızı ya da saç kreminizi vesaire de koyabilirsiniz. Özellikle Gratis Vasons gibi yerlerde çok satılıyor bu tarzda şeyler. Ama yok ben el bagajıyla gezmiyorum, normal büyük bavulla gidiyorum diyorsanız da yine büyük boy şampuanlarınızı alabilirsiniz. Onlarda herhangi bir sınır yok. 10. önereceğim şey ise eğer havaalanında 1 saat 2 saat kaybetmek istemiyorsanız telefonunuzdan seyahate çıkmadan birkaç saat önce de olabilir online check-in yapın. Bu sayede hem bavul sırası beklemek zorunda kalmayacaksınız hem de özellikle el bagajınız varsa direkt telefonunuza yüklediğiniz barkodla veya çıktısını aldığınız kağıtla ikinci kapıdan giriş yapabileceksiniz. Eğer büyük bavulunuz varsa da yine havayolu şirketlerinin online check-in olan bölümü var. O bölüme gidip sadece bavulunuzu verip herhangi bir işlem yapmadan çok kısa sürede işlerinizi halledebilirsiniz. Hatta bu sayede uçağınızın kalkmasına yarım saat kala bile havaalanına gidebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 11. çözüm ise benim aslında kendim deneyerek bulduğum bir çözüm oldu. Ve kaldığımız otelde perdeler çok büyüktü. Hatta birleşmiyordu bile. Ve ben de sabah uykusundan güneş ışığıyla uyanmaktan nefret edenlerdenim. O yüzden ben de aldım bu iki perdeyi. Birbirine bağladım. Peki bunu nasıl yaptım? Bir tokayla veya odanızın içinde bulunan askılarla yapabilirsiniz. Işığın perdelerin arasından süzmesini böylece engellemiş olabilirsiniz. Özellikle çoğu otelde kocaman perdeler olduğu için birleşmiyor. Bunu dikkate alırsanız iyi olur derim. 12. önerim ise yine yurt dışına çıkıyorken eğer 2'den fazla kişiyle seyahat ediyorsanız hostel kiralamak yerine bir ev kiralamanız olacak. Çünkü ev kiralamak eğer çok kişiyseniz hostele göre daha ucuza denk geliyor size. Böylece hem paradan kar etmiş olacaksınız hem de daha fazla konforlu bir yerde seyahatinizi geçiriyor olacaksınız. 13. önereceğim şey ise eğer aktarmalı uçuş yapıyorsanız mutlaka uçak saatlerinizin arasında 1 saat bulunsun. Çünkü ister istemez sizin elinizde olmayan durumlar oluşabilir. İlk uçağınız geç kalkabilir, diğer uçağınız daha erken kalkabilir vesaire. Uçağınızın kaçma durumunda her ne kadar havayolu şirketleri sizin otel masraflarınızı vesaire karşılasa da yine de tatilinizden neden bir gün gitsin. 14. önerim ise yine yurt dışına seyahat ediyorsanız eğer mutlaka pasaportunuzun fotoğrafını çekin. Çünkü yurt dışında da en az Türkiye'de olduğu kadar hırsızlık olayı oluyor. Bizzat kendim yaşadım. Kaldı ki pasaportunuzu kaybetmek gerçekten çok büyük bir durum. Sizin başınıza iş açabilecek bir durum. O yüzden mutlaka bilgilerinizi hatırlamak adına pasaportunuzun fotoğrafını çekin. 15. önerim ise bavulunuzun üstüne telefon numaranızı yazmanız olacak. Çünkü yine sizin elinizde olmayan durumlardan ötürü bavulunuzu kaybettiğiniz zamanlar olabiliyor. Ve bavulunuzun üstünde bulan kişinin size ulaşabileceği telefon numarası olursa kayıp işlemlerinizi biraz daha hızlı halledebiliyor olacaksınız. O yüzden mutlaka bavulunuzun üstüne telefon numaranızı ve isminizi yazın. 16. önerim ise özellikle farklı bir yere ve aynı zamanda çok fotoğraf çekme ihtimalinizin olduğu bir yere gidiyorken yanınızda taşınılabilir bir şarj cihazı götürmeniz. Özellikle kışları çok soğuk zamanlarda seyahat ediyorsanız ki benim son seyahatim öyleydi. Telefonunuz %100 olsa bile soğuktan kendini kapatma ihtimali var. Böyle bir ihtimal söz konusu olduğunda da yapmanız gereken tek şey taşınılabilir. Şarj cihazınızı çıkartıp telefonunuzu şarj etmek olacak. Böylece şarjınız bitmeden istediğiniz kadar fotoğraf çekebiliyor olacaksınız. Mutlaka yanınızda şarj cihazınızı götürün. 17. önerim ise aslında benim önceki çözüm videolarımdan birinde göstermiş olduğum bir öneri olacak. O da biliyorsunuz ki bavulumuzun içinde kıyafetlerimiz kırışıyor ve ütü bulamadığımız zamanlar olabiliyor. Bunun için size ne öneriyorum? Bunun için eğer duşa giriyorsanız yanınızda ütülenmesi gereken kıyafetinizi de alın ve böylece duş aldığınız suyun buharı ütü kadar olmasa da kıyafetinizi düzleştiriyor olacak. Aynı zamanda yine bir öneride daha bulunacağım. Öneri içinde öneri olacak. Yine ütü bulamadığınız zamanlar olabiliyor. Özellikle otellerde veya yurtlarda. Bunun için de düzleştirici kullanın arkadaşlar. Hatta düzleştirici banyo suyunuzun buharına göre biraz daha etkili diyebilirim. 18. önerim ise aslında birçoğumuz biliyordur belki de bunu. Çünkü anne önerisidir bu yani. Bütün anneler yapar bunu. Eğer yanınızda kırılacak eşyalar taşıyorsanız bu eşyalarınızı tişörtünüze sarın. Çünkü havayolu çalışanları biliyorsunuz ki eşyalarınızı sanki bavullarınız bir tuğlaymışçasına etrafa saçıyorlar. O yüzden ister istemez kırılacak bir eşyanız varsa kırılabiliyor. Bunu önlemek içinse dediğim gibi kıyafetlerinizi kırılabilecek eşyalarınızın üzerine sarın. 19.
çözümüm ise benim iPhone çözümleri başlığı altında paylaştığım ve birçoğunuzun gereksiz bulduğu videomda göstermiş olduğum bir çözüm olacak. Çünkü bu çözümde eğer birkaç kişi seyahat ediyorsanız ve bulunduğunuz otelin odasında yeteri kadar priz yoksa telefonunuzu şarj etmek için odanızın televizyonunu kullanın. Çünkü özellikle yeni nesil televizyonlarda arkasında USB girişi de var ve USB girişi sayesinde telefonunuzu şarj edebiliyor oluyorsunuz. 20. ve son önerim ise seyahatinizin son günü ise ve elinizde bozduramayacağınız bozuk paralar varsa bunları sokakta olan evsizlere verin diyeceğim. Ama euronun ve doların şu anki durumunu düşünürsek pek de mantıklı olmaz galiba. Ama yine de böyle elinizde bir peniler vesaire yani Türkiye'de kullanılmayan paralar varsa onları da verebilirsiniz tabii ki de. Ve benim yurt içi yurt dışında seyahat ederken işinize yarayabileceğini düşündüğüm 20 şey bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacak bir şeyler kapabilmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve benden daha fazla video görmek istiyorsanız lütfen beğeni tıklamayı unutmayın. Benden gelecek sonraki videolardan hemen haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca güzel yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ve dediğim gibi beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Adana buluşması hakkındaki bütün her şeyi, bilgileri vesaire Instagram'ımda paylaşıyor olacağım. Tekrardan 17'sinde geliyorum, 19'unda dönüyorum. 18'inde veya 19'unda buluşmamız olacak. Hepinizi bekliyorum.